Dünyanın en ünlü kalıntılarından birine dokunmayı düşündüğünüzde, sonrasında başınıza bir bela gelebileceği ihtimalini iyi düşünmelisiniz. En güzel ve en ilginç nesnelerin bazıları asla istenmeyen bir geçmiş lanet ile gelir. Eğer doğaüstü olaylara inanmıyorsanız, şansınızı deneyebilirsiniz. Ancak attığınız her adımı düşünerek atan biriyseniz, lanetli bir nesneye sahip olduğunuzda ne tür felaketlerle karşılaşabileceğinizi hayal edebilirsiniz. Bu listemizde sahiplerine lanetler getiren 3 değerli taşı göreceksiniz. Umut elması. Elmasa işsiz mavi rengini veren maddenin eser miktarda yer alan bor atomu olduğu düşünülüyor. Bir Fransız tüccar gezgin, Tavernier tarafından Hindistan'daki Koldur madeninden alınan elmas, 112 karat ağırlığında oldukça büyük ve kabaca kesilmiş bir taştı. Tüccar, üçgen şeklindeki bu elmasa kendine özgü mavi renginden dolayı güzel menekşe adını vermiştir. Hint savaş tanrıçası Shiva'nın üçüncü gözü olduğuna inanılan elmasın tanrıça tarafından lanetlendiğine ve uğursuzluk getirdiğine inanılır. Tüccar, Fransa'ya döndükten sonra o zamanlar Fransız mavisi olarak bilinen taşı Kral 14. Louis'e sattı. Elmasın ilk laneti, Tavernier'in Umut elmasını sattıktan sonra Rusya'da köpekler tarafından saldırıya uğrayıp ölmesidir. Elması satın alan 14. Louis, taşın daha çok parlamasını sağlamak amacıyla kestirip 67 karata düşürmüştür. Kral, istediği boyuta gelen elması boynunda taşımış ve hemen akabinde oğlunu, erkek kardeşini, torununu ve gelinini sırasıyla kaybetmiştir. Tüm bu olanlar karşısında 14. Louis, elmasın lanetli olduğuna inanmış ve onu boynunda taşımayı bırakmıştır. Ancak bu yeterli gelmemiş olacak ki 14. Louis kısa bir süre sonra kangrenden hayatını kaybetmiştir. Fransız devrimi sırasında Umut elması diğer pek çok değerli elmasla birlikte saraydan çalındı. Çalınan Umut elması 1839 yılında İngiltere'de Amsterdam'lı bir tüccarda ortaya çıktı. Bu tüccarın oğlu babasından elması çalarak onun yeni sahibi oldu. Ancak o da elması çaldıktan bir ay sonra intihar etti. Daha sonra elmas Fransız Jacques Callot tarafından satın alındı ve yeni sahibi de intihar etti. Bu olayın ardından elmas ünlü bir dansöz olan Mademoiselle Landre'de görüldü. Ne yazık ki Landre de aşığı tarafından öldürüldü ve elmas değerli taşlara ilgisi olan 2. Abdülhamit tarafından satın alındı. Taşın laneti 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine neden oldu. Tahttan indirilen 2. Abdülhamit'in elması dünyanın en ünlü mücevher satıcısı Pierre Cartier tarafından satın alındı ve elması 1910 yılında zengin bir Amerikalı olan Evelyn Walsh McLean'a sattı. Elmasın geçmişine rağmen McLean onu boynundan hiç çıkarmadı. Önce 9 yaşındaki oğlu trafik kazasında öldü. Arkasından kızı intihar ederek hayatına son verdi. Ve son olarak kocası akıl hastanesine kaldırıldı. McLean öldükten sonra geriye çok fazla borç bıraktı. Borçların ödenmesi için satılığa çıkan Umut elması, New Yorklu ünlü bir mücevherci Harry Winston tarafından satın alındı. Winston, elmasın geçmişindeki lanetlerin tekrarlanmaması için elması 10 Kasım 1958'de Smithsonian Enstitüsü'ne bağışladı. Kuhinur elması. Dünyanın en pahalı elması olarak bilinen, paha biçilemeyen Kuhinur'un tarihi Hint-Moğol İmparatorluğu Babürlerin kurucusu Babür Şah'a kadar uzanıyor. 18. yüzyılda işgallerden sonra İranlıların eline geçen ve bugünkü ismini Nadir Şah'tan alan elmas, daha sonra ölen Nadir Şah'ın oğlu tarafından Afgan imparatoruna hediye edildi. Ve uzun yıllar boyunca kanlı çatışmalarla el değiştirerek o topraklarda kaldı. Kuhinur elması etkileyici bir 109 karattır. Ancak aynı zamanda bir erkekseniz ağır bir lanetle birlikte gelir. Herhangi bir kadın sahibine iyi şans getirse de elmas Tanrı Krishna'dan çalındığından bu yana elinde bulunduran erkeklere lanet getirmiştir.
Örneğin Hindistan'dan Siher Şah Suri, Prens Humayun'u mağlup eden güçlü bir imparatordu. Kuh-i-Nur elmasını ellerine aldıktan sonra bir kanon patlamasında öldü. Oğlu Jalal Kahan daha sonra kendi kayınbiraderi tarafından öldürüldü. Kuh-i-Nur elması 19. yüzyılda hükümdar Ranjit Singh'in eline geçerek tekrar Hindistan'a döndü. Ranjit Singh'in ölümünden sonraki karmaşık süreçte tahta 4 yılda 4 farklı hükümdar oturdu. Bu süreci takip eden İngiliz Doğu Hindistan Ticaret Şirketi ve Sih İmparatorluğu arasında çıkan çatışmaların sonucunda da elmas resmi olarak Kraliçe Victoria'nın eline geçti. Elmasın kime ait olduğu ise halen tartışmalıdır. Delhi Mor Safir. Delhi Mor Safir müzede durduğu 30 yıl boyunca rahatsızlık vermemişti. Ta ki bir küratör onu kutusundan çıkartana dek. Küratör Peder Tandi Mor Safir'i kutusundan çıkardığında altına gizlenmiş bir not buldu. Bu notun ortaya çıkardığı şey inanılmaz bir trajedi hikayesiydi. Bu masum görünümlü taş korkunç bir lanetli olarak tanımlandı ve müze tarihindeki en ilgi çekici sergilerden biri oldu. 1857'de İngilizlere karşı bir ayaklanma ülkeye kaos ve yıkım getirdiğinde Hindistan kargaşaya uğradı. Sonunda isyan İngiliz ordusu tarafından bastırıldı. İngilizler bu olaylar sırasında Mor Safir taşını bir Hint tapınağını yağmalarken ele geçirdi. Mor Safir taş İngiltere'ye geldiği anda Ferris aileyi çöküşün eşiğine getiren bir dizi finansal talihsizlik yaşadı. İlk başlarda Ferris kendini suçluyordu. Ancak ailenin her üyesi de bir dizi zayıflatıcı hastalığa maruz kaldığında kuşkuları bu taşa döndü. Taşı bir arkadaşına ödünç verdikten sonra bu arkadaşının açıklanamayacak bir şekilde intihar etmesinden dolayı korkuları doğrulanmış oldu. 1890 yılında mücevher Edward Heron Allen'ın eline geçmişti. Heron Allen zamanın en saygın alimlerinden biriydi. Heron Allen kesinlikle batıl inançtan etkilenecek bir adam değildi. Belki de bu kadar mantıklı bir adam olduğu için 1890'da taşı kabul etmişti. Yazar Edward Heron Allen değerli taşa sahipken hayatında o kadar çok talihsiz şey olmuştu ki onu bir kanala fırlattı. Ancak mücevheri biri buldu ve sahip olduğunu öğrendikten sonra Edward Allen'a taşı geri getirdi. Sonunda ölümünden 3 yıl sonrasına kadar kimsenin dokunmaması talimatıyla müzeye gönderdi.